merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dikdörtgen taban yapacağız. Çok sevilen turuncu yeşil püsküllü çantamı çalışacağım. Onun tabanını yapmışken hem de ayrıca bir benim de bir dikdörtgen taban videom olsun dedim. Üzerine örneği nasıl kuracağımı sonrasında çantanın diğer tüm detayların aşamalarını o çantanın videosunda bulabileceksiniz. Şimdi Dikdörtgen taban yapımında önemli olan noktalarımız biliyorsunuz zaten artırmaların üst üste gelip o köşeleri verebilmesi. Bunun için e, zincirle başlayacağız. Önce 35 tane zincir çekeceğim benim istediğim büyüklük için. 35 zincirimi çekeceğim. E, sonrasında örmeye birlikte başlayacağız. Şunu da söylemek istiyorum. Tabanlarda e, Çoğu kişi içinden ip yürütüyor. Yani iki kat ip yürüterek gidiyorlar. İki kat ip yürütmek e, ister istemez tabanın daha belki sert olmasını, ilmeklerinizin daha büyük olup tabanın daha kısa sürede bitmesini sağlayabilir. Ancak bu da şöyle bir problem doğuruyor. E, altından ip yürütülen ilmekleriniz daha büyük olacağı için sonrasında çantanızın e, normal örneğini koymaya başladığınızda bu sefer taban üst örüme göre daha büyük kalıyor. Yani düzgün orantılı bir şekilde gidemiyor. Ben o yüzden taban çalışırken içinden ip yürütmüyorum. Eğer yürütecek, yürütecekseniz de bu çanta için belki bir tane yürütebilirsiniz. Ee, yani bir tane çok şey yapmaz ama 2 kat 3 kat ip e, yürütmeniz çantanızın e, ilmeklerinin sonra üst kısımdakilerle tutmamasına sebep olacak. Başlayalım şimdi. 35 tane zincir çekeceğim. Nasıl başlıyordum? Önce bir şöyle tuttum. Bu arada çile halinde satılan iplerden kullanıyorum. Tığım e, tığımda 5 numara yani 3 milim tığla örüyorum kağıt iplerimi. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şöyle aldım. Şu iki ipi birbiriyle tuttum. Bir kere çektim bırakmıyorum. Bir kere daha çektim ve bu ipimi sıkıştırıyorum. Bu en güzel başlama şekli diyebilirim. E, bu sayede başladığımızda ne demiştik? Şu ilk yaptığımızda kullanılabilir bir boşluk olmuş oluyor. Şimdi ben 35 tane zincir çekip geleceğim. Sonra artık taban yapımına başlayacağız. Evet 35 tane zincirimi çekip geldim. Her zamanki gibi bir tane de yükseklik için, e, yükselmek için çektim zincirimi. Birinciden değil. Bakın bu en son çektiğim zincir değil. Onun hemen yanındaki zincirimden giriyorum. Klasik sık iğne. Ne demiştik? Daha önceki videolarımda da söyledim. Şu tığımızın üzerindekini hiçbir zaman için gevşetmiyoruz. Bunu gevşetirsek sık iğnelerimizin kimi büyük kimi küçük orantısız çirkin bir görüntü olur. Hangisini uzatacaktık? Şu, şu, şu tığ ikinci olanı biraz uzatacaktık ki V'lerimiz düzgün bir şekilde oluşsun. Sık iğnenin en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Şu ilk tığınızdaki ilmeğinizi hiçbir zaman için boş bırakmayın. Eğer o hep aynı sıkılıkta olursa sık iğneleriniz de hep aynı düzende. E, gitmiş olacak. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Sıra sonunda dönüşe geçeceğiz. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi. Son zincirimizin içine her zamanki gibi. Köşe dönmelerinde yaptığımız gibi. 3 tane. Sık iğne yapıyorum. Yaptım. Artık karşıya, karşı sırayı tamamlamaya başlayabilirim. Burada şuna dikkat edin. Bu kısım önemli. Her bir sık iğnenin karşısına bir sık iğne daha gelmesi lazım ve bu sefer alırken şu ikisini birden alıyoruz. Şu ikisini birden alıyoruz ve ip atlamadığınıza ya da aynı yere iki kere batmadığınıza, unuttuğunuz ilmek olmasın çünkü bunu bitirdiğinizde, şöyle tuttuğunuzda, ister istemez bu belli yerde eğer bir hata yaparsanız orada böyle bir burkulma içe dışa doğru bir burkulma e, olacaktır. Şimdi ben sıra sonuna kadar öreceğim sıra sonuna geldiğimde e, tekrardan artık üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Hatırlarsanız en başta buraya bir tane batmıştık. Şimdi 2 tane daha batıyorum ve burayı da üçlemiş oluyorum. Bu şekilde tabanımızı bitirdik. İlk sıramızı. Şimdi size çok güzel bir püf noktası vereceğim. Nedir bu püf noktası? Ee, bu tarz taban yapım videolarında şimdi her çantanın tabanı haliyle eşit büyüklükte değil. Şimdi ben size bunda 34 ta tane, 35 pardon zincirle başlattım. Ama e, daha küçük bir çanta yapacaksınızdır 18. İşte daha büyük bir çanta yapacaksınızdır e, diyelim ki işte 30-40 ince uzun bir taban yapacaksınızdır e, 50 zincirle mesela başlanabilir. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi herkesin e, ilmek genişliği, herkesin yaptığı sık iğnenin büyüklüğü farklı. Mesela benimkine bakalım şimdi. Benim şu birinci sıra benim için önemli. Bu benim birinci sıram kaç santime karşılık geliyor? Bakalım bu yöntemle artık istediğiniz e, büyüklüğü kendiniz hesaplayabilirsiniz. Evet 18 santimmiş benim merkezim. Diyelim ki benim çantamın eni 12 santim olacak. 12 ekledim 18'e ne yaptı? 30. Demek ki benim bu tabanımın e, Boyu 30 santim, işte derinliği 12 santim olmuş olacak. Yani aslında mantık şu. Siz kaça kaç bir taban elde etmek istiyorsunuz? Bunu e, biliyorsanız diyelim ki 30'a klasik 25'e 12 bir taban yapacaksınız. Mesela hazır deri tabanlar gibi. 25'e 12. O zaman 25'ten 12'yi çıkarttık. Kaç oldu? 13. 13 santimlik bir göbek yapmanız gerekiyor. Bu kadar kolay. 30 santimlik 30'a 10 bir taban yapmak istiyorsunuz mesela. 30'dan 10'u çıkarttım, kaldı 20. O zaman 20 santimlik bir bu şekilde göbek yapmanız gerekiyor. Bu sayede istediğiniz çantanın tabanını istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bunu da buraya not düşmüş olalım. Şimdi geldim artık üst sıraya çıkacağım. Biliyorsunuz bu benim ilk yaptığım sık iğnemdi. Şimdi bu sık iğnemin içine Sıralı olarak dönerek yapacağım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğne yaptım. Gerisi aynı. Yani her bir sık iğnenin içine yine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna gelmiş bulunuyorum. 1 2 3 tane vardı biliyorsunuz en son ilmekte battım. Şimdi şu birincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 İkinci ortadakini aynen örüyorum. Hiçbir arttırma eksiltme olmadan. Üçüncüsüne geldim. Üçüncüsüne yine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane yaptım. Bunlar bizim köşelerimiz olacak. Şimdi devam ediyorum. Yine sıra başına kadar her bir sık iğnenin başına bir sık iğne yapıp geliyorum. Evet şimdi sıra sonuna geldik. Burası bizim hatırlarsanız ilk başladığımız yerde. Ee, şu üçlediğimiz 1 2 ve şu altta kalan 3'tü. Bunun birincisine 3 tane yapıp gitmiştik hatırlarsanız. Şimdi tamamlama zamanındayız. Şu ortadaki örmeyiz yani e, arttırmayacağımız şu ilki. 1 2 3'ün ilki. İlki ne yapıyordum? 3 tane sık iğne yapıyordum. 1 2 3. Üç. Ortadaki 3'ün ortasındakini aynen örüyordum arttırma olmaksızın. Evet bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Geçiyoruz artık üçüncü sıraya. Şurada 3 tane batmıştık bir ilmeğin içine. Şimdi ne oldu? Bu köşede, bu köşede, bu köşede, bu köşede 3 tane sık iğne olmuş oldu. Bu üçlü sık iğnelerin her zaman arttırmayı ortasındakine yapacağız. Yani şu birinci ile üçüncüyü aynen öreceğiz. Şu ortada görmüş olduğunuz ikinciye ne yapacağız? Hep yine üç tane sık iğne yapacağız. Bu bizim köşemiz olarak devam edecek. Bir, iki, aynı ilmeğin içine. 3 kere sık iğne yaptım. Bakın bunu artık aynen örüp devam ediyorum. Yine sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda tekrardan göstereceğim. Evet geldim köşeye. Üçlünün ilkine normal sık iğne yapıyorum. Ortadakine ne yapıyordum? 3 tane sık iğne yapıyordum. 1 2 bu da 3 şimdi aynı şekilde buraya 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 bu şekilde spiral dönerek e, gideceğiz gördüğünüz gibi son derece düzgün köşeleri olan ben istediğim büyüklüğe geldim de son sırada tekrardan göstereceğim nerede bitirmemiz gerekiyor e, nerede ipi üst sıraya geçmek için sonlandıracağız onu da tekrar göstereceğim Evet, ördüm, bitirdim, istediğim boyuta getirdim. Şöyle bir hesaplayalım ne kadar olmuş. Bakıyorum, 30.5, şöyle 15 santim olmuş. Bakalım dediğimiz ölçü hemen hemen tutuyor mu? Şimdi ben e, şu örü, köşelerin de örülmüş haliyle ölçtüğüm için tabi birazcık orada yanlış söylemiş oldum şuraya bakalım göbek tam şu birinci delikten son deliğe ölçtüğüm zaman işte 16.2 16.3 falan yani ortalama 16 desek 16 15 daha 31 santim yapıyor bizim de 30 buçuk çıktı zaten bakın ölçü 3 aşağı 5 yukarı tuttu şimdi gördüğünüz üzere tam dikdörtgen çok güzel bir tabanımız oldu. Şimdi burayı nasıl bitireceğim? Ee, gördüğüm çantalarda yapılan çantalarda en büyük hatalardan bir tanesi e, bitirdiğiniz noktadan örneği kurmaya başlıyorsunuz. Şimdi burası örnek kurulumu için uygun bir nokta değil, çünkü göz önünde olan bir yer her zaman için. Ne yapacağım? Tabanı burada bitireceğim. Tabanı bitirdikten sonra Gizleyeceğim aynı ilmek kaydırmayla ile ağzını tamamlayacağım. Eğer örnek kuracaksanız benim size tavsiyem tekrardan ipi orada kopartın. Sıfırdan şurada tam e, kenar ortasından örneğimizi kurmaya tekrar başlayın. Ama spiral olarak dönecekseniz yani e, mesela düz bir sık iğne çanta yapıyorsunuz. Ya da koyacağınız örnek sprel olarak dönülecek bir örnek ise o zaman buna gerek yok. Tabii ki de buradan zaten döner gidersiniz. Çünkü onun başlama yeri bitiş yeri yok. Ama dediğim gibi her sıra sonunda bitirip bir üç sıraya çıkılacak olan örneklerden yapıyorsanız ipinizi burada koparın. Şu ortadan tekrardan sıfırdan başlayın. Bu benim size tavsiyem. Şimdi nasıl bitiriyoruz? Bitirelim. Nerede bitireceğim? Şu üçlülerimizi hatırlarsanız bir öreyim. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Bu birincisi. Birincisini ördüm. Görüyorsunuz. Ortasındakini yine bir tane ördüm. Bir tane daha örüyorum şunu yapıp yani şurada hafif bir dönemek 3 tane yapmıyorum bakın bu sefer bunu buradan kesiyorum ikinciyi yapıyorum yani e, köşeye üçüncüsünü yapmıyorum neden çünkü buraya artık bunu ilmek kaydırmayla şöyle bu benim ilmek kaydırmam biliyorsunuz tam şunun şu ilmeğin ortasındandı İğne ile de yapabilirsiniz bunu. Evet. Kıvatıp nereye çeksen oraya gidiyor tabi. Şöyle elimize düzeltelim. Gördüğünüz üzere burayı bu şekilde bitirmiş oldum. Burası bizim ilk başlangıç yerimiz olduğu için 3 tane yapmadım tekrardan oraya aktar artırma olmasın diye. Evet güzel bir video oldu diye düşünüyorum dikdörtgen taban yapmak için dediğim gibi hem ölçülerinizi bu söylediğim püf noktalarıyla kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum boyumuzdan yapmak istediğimiz boydan enimizi çıkartırsak şu ortada ilk başlangıçtaki e, ölçümüzü bulabiliriz. Yani biz ne kadar ende bir çanta istiyorsak diyelim ki 15 santim eninde işte bur yaptığımız gibi 30 santim boyunda bir çanta istiyorsak o zaman dediğim gibi göbeği e, 15-16 santim tutmamız bizim için yeterli olacaktır. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve e, zil buton butonunu aktif hale getirmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü e, daha yeni başladım daha çok videolarım gelecek. İlk önce sizlerin haberi olsun diyorum. Ben bu güzel e, dikdörtgen tabanın üzerine şimdi çok sevilen e, bir çanta modelimizi yapacağım. Ama siz tabii ki de onu ayrı bir videoda göreceksiniz görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın